Barış Terkoğlu, ölen yine öldüğüyle kaldı. Yaşarken durumunuz kuşkuludur, diyor Kamu. Öldüğünüzde inanırlar, diye devam ediyor. Ne acı, o ölümü Türkiye'ye ben duyurmuştum. İktidar ve FETÖ'nün işbirliğiyle, intikam davası nedeniyle hapiste tutulan 85 yaşındaki emekli Kor General Vural Avar, 20 Aralık 2022'de koğuşunda ölü bulunmuştu. Aslında beklenmedik bir şey değildi. Defalarca ölüm geliyor demiştim. Vefatından sadece iki ay önce bu köşede okumuştunuz. Onu ziyaret eden Ahmet Zeki üç ok durumunu şöyle anlatmıştı. Yüksek tansiyon, kalp, demans, prostat, işitme kaybı hastalıkları var. Günde 10 hap kullanıyor. Sürekli eski söylediklerini tekrar ediyor. İsimleri unutuyor. Koğuş arkadaşının ismini hatırlamadı. Çok zayıf ve kırılgan. Bu kışı çıkaramaz. Gerçekten dediği oldu, o kışı çıkaramadı. Durum kötü, dilekçesi. Önümde bir dilekçe duruyor. Ölümünden önce Avar'ın avukatı Ümit Kara tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş. Görünen vahameti anlatmış. Kara, Vural Avar'ı 30 Eylül günü ziyaret ettiğinde gördüklerini de aktarmış, günlük konuşmalarda cevap vermede zorlandığı, hukuki konuları da hiçbir şekilde idrak edemediği, tutarsız cevaplar verdiği, konuşmaların anlam ve önemini kavrayamadığı, muhataplarını tanımadığı, infaz personeli ile iletişimde zorlandığı, koğuş arkadaşları ile ortak yaşamı kestiği, yemek yeme istek ve dürtüsünü yitirdiği, zaman zaman yemeklerin dokunulmamış halde olduğu. Avukat Kara, dilekçesinde Avar'ın götürüldüğü hastane ile kaldığı cezaevinin ayrımının dahi farkında olmadığını anlatmış. Avar'ın infazının ertelenmesini talep etmiş. Sonra Savcılık avarı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etmiş. Avar için 22 Kasım tarihli doktor heyeti incelemesinin sonucunda ceza ertelemesi gerektirecek hastalık durumu bulunmadığı kararı alınmış. Cezaevine geri gönderilmiş. Belki de ölürse ölsün denmiş. Soruşturma izni verilmedi. İşte avarın ölümünden sonra ailesi ve avukatı bu kez göz göre göre gelen ölümün sorumluları için harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sorumlular yargılansın başvurusu yaptı. Aradan 1.5 yıl geçti. Geçen günlerde Vural Avar'ın eşi Tuna Avar'ın kapısı çalındı. Postacı zarfı uzattı. Gelen evrak özetle ölen öldüğüyle kaldı diyordu. Zira savcılık Avar'ın cezaevinde kalmasına neden olan doktorlar hakkında soruşturma yapmak için Sağlık Bakanlığına yazı yazmıştı. Bakanlık ise dosyayı mesleki sorumluluk kuruluna sevk etmişti. Kurul, 10 doktor hakkında ön inceleme yapmış, sonucu şöyle duyurmuştu, soruşturma izni verilmemesine. Söz konusu raporu okuyorum. Doktorlar, Avar için verdikleri raporun gerekçesini aynı şekilde açıklıyorlar, Vural Avar, heyet odasına getirildikten sonra yardım almadan kendisine gösterilen sandalyeye oturmuş ve gene yardım almadan sandalyeden kalkarak kendisine sorulan sorulara cevap vermişti. Postürü düzgündü, öz bakımı iyiydi, iletişiminde bir sıkıntı yoktu, verdiği cevaplar anlamlıydı. Genel gözlemin dışında, avarla ilgili detaylı bir inceleme yapılsa, belki de cezaevinde ölebileceği öngörüsünde bulunulabilecekti. Zira ecel, Tam da bu aralıkta sinyalini vermişti. Avar, henüz heyetin önüne çıkmadan 30 Ekim'de banyo yaparken düşmüştü. Hastaneye kaldırılmış, kaburgasının kırık olduğu anlaşılmıştı. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Otopsi raporunda yazan ölüm nedeni olan akciğerdeki pulmoner emboli muhtemelen bununla bağlantılıydı. Daha önceki hastalıkları da bu riski büyütüyordu ancak heyetin önüne çıktığında buna bakılmamıştı. Doktorlar gerekçesini şöyle anlatıyordu. Sağlık kurulu değerlendirilmesi için başvuru sebebi kaburga kırığı değildi. Kendisi sağlık kurulu başvurusu için özellikle bir hastalık belirtmedi. İnceleme raporuna göre Ankara Bilkent Şehir Hastanesi o yıl 22105 heyet raporu vermişti. Avar inceleme raporundaki ifadeye göre yoğun tempoda bakılan hastalardan sadece biriydi. Nitekim bir doktor, o raporda salonun durumunu şöyle anlatıyor, aynı anda odada hekim ve kurul görevlisi dışında 20, 25 hasta ve yakını, tekerlekli sandalyeler ve sedyeler olmaktadır. Sonuç olarak bürokratıyla, yargısıyla, doktoruyla devlet görevlileri, sorumluluklarını bir kez daha, ecel, diyerek temizledi. 85 yaşında Mapus'taki ölümün dosyası kapanıp gitti. İçeride kalanlar ise aynı hikayeyi yaşamak için sırasını bekliyor. Ölüm için ağladığımızı sanırız. Oysa gözyaşı dökülen, ölüm kadar ikna edici olamayan yaşamdır.